geldiniz karavanımıza. Uzun bir aradan sonra nihayet tekrar karavanımızdayız. Kavuştuk artık. Değil mi Celalettin? Aynen. Evladımı özlemiş gibiyim ben. Evet, ben de. Yani bu pandemi süreci hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Ve en çok özlediğimiz şeylerden biri elbette karavan oldu. O yüzden çok mutluyuz şu anda. Hunharca yayıldık karavana. O yüzden yatak odası biraz dağınık ve kapımızı kapattık. O tarafı görmeyeceğiz bugün. Peki bugün ne yapacağız? Karavan için bir yaz alışverişi yaptık. Onları paylaşacağız sizlerle. Benim anlatacaklarım burada. Celalettin'in bölümü de gelecek. Hemen başlıyorum o zaman Celalettin. Bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. İlk buna başlayacağım. Senin sevmediğin ama benim çok sevdiğim. Şimdi şöyle, yaz için buzdolabımız malum biliyorsunuz. Daha önce göstermiştik. Çok küçük. Buz haznesi de bayağı küçük. Yazın soğuk su içmek için böyle bir şey bulduk. İçi plastik. Dışı köpük. Dışı köpük. Bayağı hafif bir şey. İçine buz koyup, su koyup, zaten bu şekilde bir su kolayca dökme yeri de var. Soğuk bir sürahi gibi, termos gibi kullanırız diye düşünüyorum bunu. Ben çok işlevsel olacağını düşündüm. Celalettin biraz açıkçası dandik buldu, istemedi. Demode buldum. Ben de çok şirin. Yani deneyip göreceğiz nasıl çalışıp çalışmadığını ama ben umutluyum kendisinden. Ondan sonra benim şezlong diye adlandırdığım, ama bir adı var mı bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle bir şey aldık, bu tarz aparatlar. Plaja gitmediğiniz zamanlarda deniz kenarına havlunuzu sermek istediğinizde üzerine rahat bir şekilde güneşlenebilirsiniz. Biz çok seviyoruz bunları. Geçen sene de almıştık, kaybettik. Bu sene tekrar karavan için aldık. Ve bunlardan sonra da göstereceğim. Bunların üzerine havluları sabitlemek için böyle mandallarımız var. Bunlar da gerçekten çok işe yarıyor. Havlunuzu tutturuyorsunuz. Havlu uçurmuşluğumuz, şemsiye uçurmuşluğumuz, böyle şeyler yaşamışlığımız çok var. O yüzden bu tarz pratik çözümlerin çok mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bizim şezlonglar dışındaki plastik şezlongların üzerine de havluyu arka kısımdan, kafa kısımdan onlarla sabitlediğin zaman tabii, havlu uçmuyor. Aynen. Yani çok işlevsel aslında, ufak ama. Aynen. Şezlong mandalı herhalde ismi. Olabilir. Öyle değilse böyle olsun. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri bu harflerdi. Alışveriş yaparken bunu gördük ve Rota Volta yazmayı düşünüyoruz karavanda bir yerlere. Ama nereye olacağı henüz belli değil. Karar vermedik. Böyle bir şey aldık biz de. Benim göstereceklerim bunlar. İçeride göstereceklerim. Daha dışarıya çıkacağız. Celalettin, sen devam et istersen. Evet, şimdi sıra bende. Sen ilk termosu tanıtmıştın. Evet. Ben de ona benzer bir şey tanıtmak istiyorum. Şöyle bir soğuk içeceklerin muhafaza etmesi için içi folyo kaplı bir ufak mini çanta aldık. İçeceklerimizi bir veya iki, üç tane belki sar, içine koyup sıcaktan muhafaza edip sahildeyken soğuk içeceklerimizi... Sandviç falan da koyulabilir değil olabilir mi? Olabilir. Yani soğuk içeceklerimizi muhafaza edeceğimiz için ve çok ucuz aldık bunu. 1 euro gibi bir fiyata aldık mesela. Termosu 2 euroya aldık. Onlardan da bahsedebiliriz. Evet, aldığımız her şey çok ucuzdu. Çok ucuzdu. Şöyle arkadaşlar, bunun da göstereyim şöyle. Bunu sahilde, plajda daha doğrusu kuma çakıyoruz. Yani içerisine telefon konulabiliyor veya içeceğinizi buraya koyabiliyorsunuz veya buraya anahtar falan koyabiliyorsunuz. Kullanmasını istemediğiniz şeyler. Bu çok kullanışlı. Bunu da 1 euroya aldık. Çok basit gibi gözüküyor ama hayat kurtarıcı. Tavsiye ederim. Çünkü bunu biz geçen sene de kullanmıştık. Yeni eve taşınınca kaybettik. Bir daha almak durumunda kaldık. Hepsini kaybettiğimizi fark ettim şu anda. Şezlongları da kaybetmiştik. Evet, Zakintos'ta evet. Unutmuştuk. Unutmuştuk. Evet. Tabii İşin en bence keyifli kısmı arkadaşlar, şöyle bir hamağımız var. Renklerini çok sevdim çok ben. Çok sevdik. Karavanla da uyduğunu düşünüyorum. Ve bunu daha kurmadık, kuracağız. Kurduktan sonra da çok keyifli vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. İkimiz de zaten keyfine çok düşkün insanlarız. Böyle kendimi vapurlarda bir şey satan satıcılar gibi hissediyorum şu an. Ve sırada arkadaşlar yine plaj kısmından devam edeyim. Ya bunu ben beğendim, ben aldım. Bunu da 50 cent gibi bir fiyata aldık. Şöyle biraz yakından gösterebilirim. İçerisine hava doldurduktan sonra yastık şeklinde kalıyor. Ben genelde evde de iki yastıkla yatan bir insan olduğum için şezlongda uyumak istediğim zaman kesinlikle kafamın altına bir şey koyma ihtiyacı duyuyorum. Onu da böyle bir ufak çözümle kurtarmak istedim. Aslında bizim yaptığımız geçen alışverişin en çok bizi mutlu eden parçayı en sona bıraktım. Evet. Şöyle bir ışık bulduk arkadaşlar.
Bu aslında kampçılar için de olabilecek. Işık, üst kısma asılabilir çadırların vesaire. Yani 3 modlu çalışıyor, 3 pille çalışıyor. Bunu da 2 euroya aldık. Evet. Şöyle bir tane daha alacağız galiba. Yani kesinlikle alacağız. Bir tane hem dışarı masası için, bir tane de karavanda veya akşam kafa ışığını kullanmadan lavaboya gitmek için elimizde böyle çok rahat kullanabileceğimiz bir şey. 3 modu var. Bu birinci, bu ikinci ve bu üçüncü şeklinde. Ağaçları da monte edebiliriz. Edebiliriz, evet. Ya yani biz evde denedik, gayet aydınlatıyor. Beklediğimiz performansın çok üstünde. Evet. Ben çok sevdim. Renkleri de karavanımızda uyumlu. Evet. Bence sıra dışarıdakileri sabırsızlıkla ben göstermek istiyorum. Çünkü hadi bakalım. Daha çok severek aldık. O zaman dışarı çıkalım. Ve şimdi de bahçe keyfi için aldığımız ürünleri göstereceğim. Böyle sandalyeler aldık. Çok sevdim ben renklerini. Açabilirsem göstereceğim. Senin böyle şeylerle hep bir imtihanım evet var. Evet ya, kapıyı açamıyorum, masayı açamıyorum. Böyle oturarak anlatabilir miyim? Ve sonra böyle bir, ya aslında böyle yemek tepsisi gibi de kullanılabilecek bir şey bu. Ama biz bunu sehpa olarak kullanmaya karar verdik. Hop, bu şekilde Celalettin'le keyif yaparız diye düşünüyoruz. Çok portatif bence bu. Evet, çok portatif, çok hafif. Ve bu da 2 euro mu 3 euro mu öyle bir şeydi. Evet. Bayağı ucuz. Büyük bir bambu masa takımımız var bizim. Onu çıkarıyoruz ama bu da böyle yazın plajda, çok uğraşmak istemediğimiz zamanlarda, biraz daha böyle yayılmak istediğimiz zamanlarda güzel bir çözüm oldu bence. Ve böyle bir şemsiyemiz var arkadaşlar. Şimdi bunu buraya monteleyeceğim ben. Bu tarz bir şey neden ekran yapıyorum? Çok beceriklisin o yüzden. Olacak mı acaba? Ya yavaş yavaş işte kuma doğru saplayacağım çevreleri. Daha sonra tabii üzerine şemsiye monte edeceğim. Oldu mu? Hazır. Bence kullanabilirim. Çok tatlı oldu. Benim şu an direkt yüzesim var. Ve şimdi keyif zamanı. Evet. Aldıklarımızı birazcık deneyimleyelim. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce ben suya girmek için. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.